Arjantin'de Perito Moreno buzulundayız. Dünyanın en büyük 3. tatlı su rezervi. Go 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 diye bir ses geldi ve dışarı doğru koştuk. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Arjantin'in Patagonya'sının El Calafate şehrindeyiz. Burası küçük, 35 bin kişinin yaşadığı bir kasaba aslında. Buranın olayı videonun kapağında gördüğünüz kocaman buzul. O buzulu görmeye gideceğiz ama önce şöyle şehirde biraz yürüyelim istedik. Daha yeni geldik, bir saat önce uçağımız indi. Ve uçak indiğinde böyle şehri asla göremiyorsunuz. Zaten Bariloche'den buraya kadar saatlerce çölde yolculuk yaptık. Kilometrelerce böyle çöl, başka hiçbir şey yok. Yolda ondan sonra da havalimanı nerede gördük mü, indik mi derken çölün ortasına iniş yaptık. 20 dakika sonra da bu merkeze geldik. Aynı zamanda buranın müzik festivaline denk gelmişiz. Akşamda halka açık böyle konserler var buranın amfiteyatrosunda. Dolayısıyla eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Şimdi birazcık şehri tanıyalım. Ondan sonra El Calafate doğasını, buzulları keşfetmeye gideceğiz. Şimdi Calafate'da ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri çölün ortasında lavanta kokan bir şehir. Biz Fransa'yı lavanta şehri zannediyorduk. Her yerde lavanta var burada ve çok gelişmiş bir tür. Şu anda gördüklerimiz neredeyse hani boyumuz kadar. Bu çok, çok güzel. Çok gelişen cinsler, daha böyle çiçeklikleri ise yağlık değildir büyük ihtimalle. Böyle hani buket olarak satmak için falan yapıyor ya da süs malzemesi işte, süs çiçeği. Arılar var ama öyle hemen parmağınla dokunuyorsun. Yok, arılar var. Ediyorum. Biz lavanta tarlalarında az arı sokulmadık. Evet ya, kendimiz ekip biçiyorduk. Bu kadar çok seyahat etmeden önce lavanta projemiz vardı. Şu an askıda. Arka sokaklarına şehrin girdim. Birazcık buradaki ara sokaklarda dolaşmak istiyorum. Şirinler evleri gibi o kadar tatlı evler var ki. Mesela şu komple sarmaşıkla kaplanmış, önünde lavantalarıyla bir ev. Böyle minik kulübe gibi çoğu evler ve çatılar hep üçgen üçgen. Tabii burada yılın 300 günü kar yağdığı için kardan etkilenmesin diye çatılar hep üçgen genelde. Burası bir restoran mesela. Böyle minik dağ evi gibi. Sanki böyle Norveç dağ köylerindeymiş gibi. Hiç yüksek bir bina yok zaten. Hep 2-3 katlı ya da tek katlı evler. Calafate ile ilgili anlatmadan geçemeyeceğimiz bir başka şey. Calafate, Dulce de Calafate. Bu ne arkadaşlar? Bu reçel gibi bir şey. Burada Calafate isimli bir meyve var. Böğürtlene benziyor. Bu meyveyi direkt olarak yiyemiyorlar çünkü tadı çok aslında hoş değil ama anladığım kadarıyla şekerle vesaire karıştırınca güzel bir hale geliyor. Bu sabah denedik kahvaltıda bunu. Bayağı lezzetli, güzel. Pekmez gibi, biraz reçel gibi. Karışık bir tat ama bunun olayı şu. Bunu bir kere denerseniz Calafate'a kesin geri döneceksiniz deniyor. O yüzden bunu yiyen tekrar buraya dönmek zorundaymış. Artık ileride bir gün tekrar geleceğiz demektir bu. Calafate çalısını bulduk. Ama üzerinde meyve kalmamış. Şu bütün bu reçelleri, dondurmaları, yaptıkları böğürtlen gibi meyveleri buradan topluyorlar ama üstünde hiç meyve yok. Normalde şöyle görünüyor meyveleri. Üzerinde olsaydı bir tane en azından tadına bakardık meyve halinin. Güneş battı ama aydınlık arkamız hala. O taraf aydınlık, bu taraf karanlık. Çevir bak. Saat 9.30. Evet. Hayatımızdaki ilk kumbiya konseri. Kumbiya konserine gidiyoruz. Burada bir hafta boyunca festival varmış. Tam ona denk gelmişiz. Bu şimdi akşam kumbiya. Aslında kumbiya Meksikalıların dansı. Orada da dinliyorlar en azından. Bakalım. Siz de YouTube'dan araştırın o zaman. Kumbiya dans diye yazın bakalım ne çıkacak. Evet, kumbiya yazın bayağı böyle komplike bir dans. Aranacağız galiba. Dur şimdi kapatıyorum, içeride açarım. Konser ücretsizmiş. Ücretsiz aynen ama polis arama yapıyor girişte. Böyle amfiteyatro gibi bir yer. Etrafta oturan insanlar var. Tabii nasıl oturabiliyorlar bu soğukta bilmiyorum. Bir tane burada. Bir sahnenin önünde ayakta durup sürekli zıplayacağız muhtemelen ısınmak için. Çöl.
başladı. Uzaktan karlı dağları görmeye başladık ilk defa. Uçaktan gelirken yukarıdan zaten görmüştük hiçbir şey olmadığını. Ev, ışık, araba bile çok az var. O da bizim gibi şu an buzlu tura gidenler sadece. O otobüsler, tur otobüsleri ve tek tükte araba var. Onun dışında kimsecikler yok. İnternetimiz zor çektiği için bir offline harita indirdik. Oradan takip ediyoruz ama zaten tek bir tane yol varmış. Yolu takip ederseniz sizi oraya çıkaracak dediler. Heyecanlıyız bakalım. Uzun zamandır planımızda olan bir yerde. Perito Moreno. Buzulu. Nasıl duygular uyandıracak biz de bakalım. Oldukça etkileyici olduğunu söylüyorlar. Şimdilik çölün ortasında devam. Ha, bu arada vahşi atlar var. Böyle doğada direkt serbest gezen taylarıyla falan. Sahibi olmayan atlar gördük. Daha henüz başka hayvan görmedik. Bakalım belki de başka hayvanlar da görürüz. Aldık giriyoruz şimdi. 5500 Arjantin pesosu verdik kişi başı. Buraya ülkemize yazdılar. Türkiye diye. İçeri giriyoruz şimdi. Bunu geri vereceğiz galiba. Hola. Necesitas esta? Gracias. Türkiye. Sí. Welcome to Nazar Park. Gracias. Now keep your ticket. Okay. If you come back tomorrow, present this ticket to the discount. Sí, yo sé. 50%. Tenemos 50% discount. Yes, that's right. Remember, if you have drone, can no use drone inside the national park. Ah, use. Okay, gracias. Enjoy. Bye. Peki neden bize bunu İngilizce söyleme gerekiyor? Ya ben bunu hiç sevmiyorum. Biz İspanyolca konuşup pratik yapmaya çalışıyoruz. Ben İspanyolca cevap veriyorum, soru soruyorum. O İngilizce cevap veriyor. İngilizcesi iyiymiş çünkü herhalde onu göstermek istedim. Güzel konuşuyordu. Şimdiye kadar Arjantin'de gördüğüm en iyi İngilizce konuşan kişi olabilir. Ama ne yazık ki duran uçuramıyormuşuz. Evet. Buradan bunu anladık. Peşin peşin söyledi valla. O kadar da heveslenmiştik. Ben de klasik böyle bir Türk tepkisi. Hiç mi yok? Hiç mi yok? Birazcık da mı? Hani mesela şey dese yine okeydim. Hani şuralarda uçurmayın ama şuralarda yapabilirsiniz diye. Ya en çok drone uçurmak istediğimiz yerlerden biriydi. Neyse. Normal kamerayla çekeceğiz artık. Haydi bakalım giriyoruz. Ve Buzul'la ilk tanışmamız. Şimdi çok uzaktan böyle ilk bakışmamızı gerçekleştirdik. Ama birazdan yakınına doğru gideceğiz. Orada bir otopark var. Arabayı bırakıp sonra bir yürüyüş rotası var. Onu yapacağız. Neyse ki güneş de çıkmaya başladı. Biraz ısıtıyor. Yoksa çok soğuk. Enteresan. Burada şortla, tişörtle fotoğraf çektirenler vardı. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bazı günler tabii daha sıcak oluyor herhalde. Bayağı etkileyici. Buzlar ülkesine geldik. Arjantin'de Perito Moreno buzulundayız. 275 kilometre karelik kocaman bir buzul ve dünyanın en büyük 3. tatlı su rezervi. Ve en önemlisi çok canlı bir yapıya sahip. Daha gelir gelmez böyle üzerindeki kırılmaları, çatlamaları, düşen buz parçalarını görmeye başladık. O yüzden çok enteresan. Küresel ısınmayla ve dünyadaki birçok diğer etkiyle beraber biliyorsunuz birçok buzul küçülüyor. Ama bunun özelliği küçülmemesi. Çünkü arkadan sürekli yenisi geliyor. Bir parça kopup düşse de arkadan sürekli beslendiği için küçülmüyor. O yüzden gelecekte bir felaket olursa bu bölge tatlı su bulmak için inanılmaz cennet gibi bir yer olacak deniyor. Sonuçta kuzeydeki bu buzdan kale vardı ya, ondan böyle sonsuz tane arka arkaya koymuşsunuz gibi düşünün. Arkaya doğru ucu bucağı görünmeyen buz duvarları.
Ve biz de şu an balkondan balkona atlayarak seyir teraslarını geziyoruz. Yine bir parça koptu bu arada. Keşke böyle eğer kano turları yapanlar var, böyle kano kiralayıp buzla yaklaşabiliyorsunuz. Eğer onu yapabilirsek, ayarlayabilirsek daha çok yaklaştığımızda belki sesini size de dinletebilirim. Çok muhteşem bir şey çünkü onun böyle hareket ettiğini hissetmek. Günde 2 metre kadar hareket ediyormuş eğer yazıdan yanlış anlamadıysam. Yalnız biz yanından geçerken kano öyle bir anda ayrılırsa bayağı ürkütücü olabilir. Biraz Kapadokya'yı da andırmıyor mu? Buzulların şekli. Peri bacaları gibi. Güneşli bir günde güneş gözlüğü olmadan bakmak mümkün değil. Bu arada inanılmaz yansıtıyor güneş ışıklarını. Bembeyaz yüzeyi. Hatta böyle biraz da o buz mavisi dediğimiz rengin gerçek doğal halini görüyoruz. Arkamda gördüğünüz buzulun şu anda yüksekliği yaklaşık 70 metreye uzanıyor. Genişliği de 5 kilometre kadar en geniş yerinin. Zaten biz yaklaştıkça büyüyor, yaklaştıkça büyüyor. Uzaktan böyle daha küçük görüyorduk. İyice yaklaştığımızda böyle bayağı herhalde kendimizi minicik hissedeceğiz. Ara ara patika boyunca böyle bilgiler de yazmışlar. Şimdi burada okuduk. 1917'den beri denge halindeymiş. 1917'den beri yani hiç erimiyor. Eriyor ama arkadan yenisi geldiği için hep aynı halini koruyor. Sadece arada şurada bir yerde böyle buzlar görüyorsunuz bakın suyun üstünde. Orası zamanla böyle çok fazla kopup dolup iki gölü birbirinden ayırabiliyormuş. O zaman göller arası böyle seviye farkı dolaşıyormuş ama sonra bir noktada kırılıp düşüp tekrar açılıyor. Ve bu mesafe genelde sabit kalıyor o yüzden. Bu arada biz şimdi 70 metre bu yüksekliğini görüyoruz ama bunun iki katı kadar da suyun altında var. Derinliği 160 metreye kadar ulaşıyormuş. Biz böyle yüzüyor gibi görüyoruz buzlu ama aslında o bir buzdağı. Buzdağının görünen yüzü. Buzdağının görünen yüzü aynen. Nasıl buldun? Etkileyici mi? Vallahi hem çok etkileyici, unutulmaz bir deneyim oldu ama bir yandan da drone çekemediğimi üzülüyorum. Drone ile çekim yapamadığımı. Evet. Drone için mükemmel bir ortam. Aynen. Ama kesinlikle yasak, her yerde yazıyor yani. Evet, hem insanlar hatırlattı, hem işaretler falan var yol boyunca. Şimdi sarı rotayı bitirdik merkezdeki. Kırmızı rotaya geçiyoruz. Şurada kırmızı noktalar var bak. Onları takip edeceğiz. Bir de öbür açıdan göreceğiz sanırım. Buzulu. Gemi turları da yanaşmaya başladı. Tekne turları. Onunla da gelip böyle bakanlar var. Çölden sonra, kilometrelerce çöl ve bozkırdan sonra şimdi hem ormana hem buzla çıkmak çok enteresan. Dünyanın tezatları. Buzulun yanındaki ormandaki ağaçlar da tüylü arkadaşlar. Ve değişik bir yosun türü var üstlerinde. Hepsi böyle sakallanmış yeşil yeşil. Aslında bir tane de orman yürüyüş rotası var ama şu an kapatmışlar. Ağaç devrilebilir diye. Birkaç gündür rüzgarlıydı bayağı çünkü. Of. Büyük bir parça koptu yine. Herkes heyecan yapıyor büyük parça kopunca ama ağaçların arkasından göremiyorum şu an. Turu almadık burada ama İngilizce konuşan bir tur rehberini dinledik kaçak uzaktan olarak yandan. 600-700 yaşında muhtemelen diyor burada gördüğünüz buzullar. Bu dağlardaki karlar bir 15 yıl falan kendi kendine bir süreçten geçiyor. Ondan sonra sıkışıp buzlaşıyorlar. 15 bu hale gelebiliyor. Bu harç buzdağı harcını oluşturabiliyorlar. Antarktika'daki buzullardan çok daha farklı. Bu yaşayan bir buzul. Evet. Devamlı büyüyor, eriyor, kopuyor. Devamlı arkadan yeni buzul geliyor. Yukarıdan kar yağıyor. Yılın 300 günü kar yağıyormuş buradaki dağlarda. O karlar sonra buraya dönüşüyor buzula. Antarktika'dakiler zaten hep sıfırın altında olduğu için binlerce yıldır orada. Aynen. Antarktika'dan farkı burada yıl boyu ortalama sıcaklık 7 derece civarı diyor. Dolayısıyla ılıman sayılabilir aslında. Çok aşırı bir soğuk yok ama sürekli kar yağıp besliyor. Besliyor. Yılın 300 günü kar yağıyormuş. Biz kar yağmayan 2 aylık dönemde geldik. Buzulların üzerinde yürüyüşe çıkanlar da var. Bunun özel turları oluyor. Bir gün boyunca
buz trekkingi yapıyorsunuz. Ama tabii bu kopan, hareketli, aktif parçaların üzerindeki bölgede değil. Sizi tekneyle başka bir yere götürüyorlar. Gölü geçiyorsunuz tekneyle yanılmıyorsam. Sonra farklı bir buzluk bölge var. Oraya gidiyorlar. Bu arada gruplar gelmeye başladı. Biz gruplardan önce gelelim diye erken gelmiştik. Sessiz halini yakalayalım diye. Şimdi bayağı kalabalık olmaya başladı. O buz yürüyüşü için tabii özel ekipman, ayakkabılarınızın altına çivili aparatlar veriyorlar. O turu biz yapmayacağız muhtemelen. Ama buradan yaşamak da zaten yeterince keyifli. Yine bir kırılma sesi geldi. Bazıları içten içe kırılıyor sanırım. Çok böyle görünmüyor düştüğü. Bazıları direkt laps diye gölün içine yuvarlanıyor. Çok da bağırmadan konuşmaya çalışıyorum. Bence buradaki sessizliği, bu huzuru bozmamak lazım. Bazı turist grupları direkt böyle bağıra çağıra güle eğlene geçiyorlar. Ama buranın atmosferine uymuyor. Bence biraz daha sakin olup bu dinginliği yaşamak lazım. Umarım söylediklerim anlaşılıyordur videoda en azından. Sessiz konuşsam da. İnsan gerçekten burada saatler geçirebilir. Yanımıza yiyecek içecek bir şeyler de aldık zaten. Arada mola veriyoruz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bir gün olacak. Biraz uzaklaştık, arkamızda kaldı. Kano kiralayacak yer arıyoruz, bakalım bulabilecek miyiz? Göl kenarı rotası diye geçiyor, burada da gölün kenarından yürüyoruz ama bir ufak nokta bile bırakmamışlar. Şöyle göl kenarında oturalım, bir suya dokunalım. Nerede? İskeleden belki diyebiliriz. Suya dokunmadan, hissetmeden tamamlanmış hissetmiyorum bu deneyim. Onu bir şekilde yapacağız. Buza dokunmak daha zor. Yüzen bir buzu. Alıp buzluğa atalım, otelde götürelim hemen. Yürüdük. En sonunda bütün rotaların son noktasında bir açıklık bırakmışlar göle yaklaşabileceğimiz. İlk testimi yapacağım. Hazırım. Çok soğuk çıkmasını beklemiyorum ben ama bakalım nasıl. Şu taşın üzerinden bakalım. Soğuk. Onaylıyorum. Soğuk. Ama yok soğuk. Pasifik'ten daha mı soğuk diye düşündüm. Soğuk. Hasanboğulu'dan daha soğuk mu? Evet. Olmayabilir. Olabilir. Buzlar eriyor geliyor. Baksana. Buzlar eriyor geliyor ama sonra burada ısınıyor biraz. Ama 2-3 derece falandır herhalde ya. Evet. Sen de denemek ister misin? Bikinilerimiz yanımızda mı? Mayamız yanımızda ise girelim. Sıra sende. Zeus Mağarası, Hasanboğulu ve şimdi Patagonya. Ya evet, bu Hasanboğulu'dan bir tık daha soğuk aslında. Ama girince acısı hissedilir. Şu an arkadaşlar geldik, burada bir tane kayak, yani işte kano. Yazan bir yabancılar yer var. Yabancılar kayak diyor. Evet. Aslında kayak dediğimiz şey Uludağ'da. Kayak dağda olur. Neyse, yani burada bir merkez var ve haritada çok böyle puanı olan, bayağı normal çalışan bir yer gibi görünüyor ama şu an kapalı var. Ve hiç gölde de kimse yok. Orada yoklarsa gölde şu an... Ha, en azından kano yapanlar diyoruz diyorduk da yok. Yok ama neyse, biz şimdi burada birazcık piknik yapacağız. Biraz oturalım, bekleyelim. Belki o sırada birileri gelirse birazcık kanoyla yaklaşmak istiyoruz buzula. Kano işi yalan oldu. Ne yazık ki gelip ofisini açmadı görevli. Biz de WhatsApp'tan yazdık. Ona da cevap yazmadı. Hatta 1,5-2 saate yakın da bekledik. Sahilde uyuduk falan göl kenarında. Güneş açınca çünkü sıcak oldu, güzel oldu. Ama hiçbirine cevap alamayınca biz de şu tekne turlarından birine katılalım dedik. Şöyle bir tekneyle biraz daha yakından bakacağız buzula. Kano yapabilseydik daha güzel olacaktı ama artık böyle. Thank you.
kalkarken yerimize oturmuşlar. Sonra bir anda go 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 diye bir ses geldi ve dışarı doğru koştuk. Ben buradan Uruguay videomuza yorum yazan takipçimize seslenmek istiyorum. Ha evet, öyle bir şey var. Güneş gözlüğün iyiymiş, güzelmiş, modeli ne diye soran arkadaş nazar değdi, kayboldu burada. Gözlüksüz ve kısık kısık geziyorum şimdi. Bir de bu buzulların yanında güneş çok daha fazla parlıyor. Buzuldan da yansıyan ışıklar var. Arada bir böyle herhalde duygudan gözlüğünü ödünç alacağım. Gözlüğünü dünyanın en ya güzel buzullardan birine. Bereğin üstüne takmıştım gözlüğümü. Bereği bir çıkardım, gözlük artık yok. Ne yapalım? Biraz daha yakından ne kadar büyük olduğunu anlayacağız. Şimdi yaklaşıyoruz. Tabii şey, her ne kadar yaklaşsak da yine güvenli bir mesafede kalmaya çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz. Beklenmedik bir büyük buz kütlesi kopar diye. Çok dibine kadar girmiyoruz. Gördüğümüz bu önümüzden geçen ufak kopan parçaların buz kütlelerinin çoğunun %10'u sadece dışarıda, %90'ı suyun altında. Görmediğimiz kısmı çok daha büyük. Şimdi yukarıdan yürürken baktığımız yerlere biraz da yakından bakıyoruz. Buradan bakınca iyice kaya gibi böyle. Ne kadar sert bir şey olduğunu anlıyorsun. Yani uzaktan böyle daha yumuşak kar gibi görünüyor ama yakından resmen duvar gibi. Buz kütlesinin ismini tahmin et oyunu ya da neye benziyor oyunu. Bu böyle bence bir balinanın yüzgecine benziyor. Demin bir minik kadeh vardı ama o eridi galiba, göremiyoruz. Şu tepelerde az önce yukarıdan yürüyüş yaptığımız tepeler. Şimdi tam karşı taraftan bakıyoruz. İlker fotoğraf çalışmalarında. Gözlüğüme el koydu bu arada, gördüğünüz gibi. Yok, ben verdim, el koymadı. Bayağı herkes yarış halinde şu an, güzel fotoğraf ve video yakalayabilmek için. Teknede bir o taraftan yanaşıyor, bir bu taraftan yanaşıyor, herkes görebilsin diye. Şimdi karşı tarafa yanaştık. Şuradan göstermeye çalışayım. Bayağı kalabalık, 100 kişi falan var herhalde teknede şu an. Bu arada minik buzların da hemen yanından geçiyoruz. Takip ettiğimiz yelkenli kanalları böyle yerlerde tabii seyir yaparken çok dikkat ediyorlardı, özellikle gece. Çünkü altında ne kadar büyük olduğunu bilemiyorsun. Böyle uzaktan yukarıdan bakınca küçük bir şey gibi, üstünden geçeriz gibi duruyor ama altı çok daha sert ve büyük olabilir diye hep dikkat etmek gerekiyor. Az önce yine kocaman bir parça düştü. Ama bunları kamerada yakalamak mümkün değil. Milisaniyeler içinde oluyor çünkü. Bir anda düştüğünü görüyorsunuz, sesi duyuyorsunuz ve pat, gölün içinde koca bir buz parçası. Gerçekten muhteşem. Bunun da böyle altı görünüyor, değişik. Neyse, ben konuşmayı bırakayım. Buraya bir görüntü koyayım böyle. Arkasına da bir fon müziği koyayım. Sizi biraz buz dağlarıyla baş başa bırakayım. Thank you.
orijinal, unutmayacağımız deneyimlerden biri oldu. Güzel bir gün oldu. Evet. Şimdi kayıp eşya bölümüne gidip şu İlker'in gözlüğünü bulmaya çalışalım. Aynen. Bu size gösteremediğimiz ve hissettiremediğimiz bence bir buradaki bu kırılma sesleri, bir de evet, o buzların düşüş anı güzel bir anı olarak kalacak bizimle. Evet, bu... Bundan sonra ne zaman böyle bir buzula bu kadar yaklaşabiliriz? Uşağı'ya da olmayacak değil mi? Uşağı'ya da buzul görmeyeceğiz bildiğim kadarıyla. Orası daha ılıman. Penguenleri falan göreceğiz. Daha güneye gideceğiz. Orada penguenleri göreceğiz ama buzullar yok. İlginç bir şekilde haritada farklı bir alanda buzullar. Haritasını zaten koyarım bir yere. Zaten bu buzulu yapan şey soğuk su akıntılarına yakınlığı. Olabilir. Daha güney, daha soğuk yerlere gideceğiz ama buzul olmayacak. Bakalım oralarda neler göreceğiz. Şimdilik bu videoyu kapatalım o zaman. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Like edin. Like edin. Zili açmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.